stresi filan. Bunlar %20 civarında insanı etkiler. Ama unutmamalıyız ki 2002 yılından bu yana Türkiye'nin kolektif şuuru ele geçirilen %94 medya gücüyle önemli ölçüde değiştirildi. Bir diğer konu, gelelim iş insanları konusuna. Sayın Yılmaz'a tam katılamıyorum. Türkiye'de çünkü milli burjuvazi yok, lümpen burjuvazi var. Lümpen zenginler var. Milli burjuvazimiz olsaydı, işte onlar Avrupa Birliği'ne gitme konusunda ısrarcı olur. Üç kuruş para kazanmak için Türkiye'de demokrasinin yok edilmesine ses çıkarmaz. Demokrasi mücadelesi veren insanların arkasına maddi ve manevi güçleriyle geçerlerdi. Türkiye'nin ne yazık ki Cumhuriyet'in tamamlayamadığı, eksik kalan alanlarımızdan bir tanesi de milli burjuvazimizin gelişmemiş olması. Çünkü milli burjuvazi rekabet ettiği için, vergi verdiği için yolsuzluk yapan iktidarları sevmez. Ama lümpen burjuvazi rüşvet verip rüşvet alarak istediği işleri gördürmek ister. Onun için bu ciddi işlerle uğraşan insanların arkasında da pek durmazlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben tekrar ediyorum. Bu dönemde zenginler hiçbir siyasi iktidar döneminde olmadığı kadar çok para kazandılar ve kazanmaya devam ediyorlar. Bunun nereden geldiğinin de onlar için bir önemi yok. Şimdi gelelim DEM meselesine. Bana göre homojen bir DEM partisi yok. Bir, PKK'ya yakın görüşte olanlar var DEM partisi içerisinde. İki, sosyalistler var DEM partisi içerisinde. Bir de devletin insanları var. Devletin insanları var. Onun için DEM şöyle yapmış, DEM böyleydi. DEM herkesi kullanır. O ne gerekiyorsa onu yapar. DEM'in bana nedir PKK hareketi? Niye ismini koyamıyoruz? PKK hareketi toprak talebi olan ırkçı, insanları katleden, bebek katili olmuş bir hareketin adıdır. Yani gittikçe bu hareket, bu katiller sürüsü bu ülkede adeta melek şeyine sokulacak yavaş yavaş. Buradaki hadise şudur. Bir de siyasetin matematiği var. Şu anda Tayyip Bey istediği anda erken seçim yapabilir, biliyor musunuz? Doğru. DEM'le beraber istediği anda. Çünkü parlamento aritmetiğini topladığınızda öyle birkaç dışarıdan da alacağı oylar var. Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve DEM'in oy toplamı 371. İstediği anayasa değişikliğini referanduma sunabilir ve istediği günde seçim yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı yok. Yeter ki buradaki şey şu. DEM'le ilgili pazarlıkta anlaşırlarsa devletin âli çıkarlarını ne kadar aşabileceklerine bağlı. Bu işte ana dilde eğitim, federatif talepler, özellik, ayrı ordu gibi bir taleplerden bir veya bir ikisini karşılarlarsa işte o zaman karşı tarafta CHP istediği kadar demokrat olsun. CHP istediği kadar onların haklarını savunuyor olsun. Hiç umurlarında olmaz. Çünkü o bir ideoloji partisi, onun bir hedefi var. İki, şimdi ben CHP'nin manevi üyesiyim. Ve başarılı olmasını istiyorum Türk demokrasi adına. Peki kardeşim, senin önüne getiriyorlar. Diyorlar ki Abdullah Öcalan gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM grubunda konuşsun. Yani bana göre milletin meclisinin kirletilmesidir bu. 40 bin kişinin katilini getireceksin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturacaksın. Bu konuşabilir diyor. Konuşabilir. Nasıl konuşabilir? Şehit ailelerini ikna etsin diyor. Şehit ailelerini ikna etmek yetmez. Türk milletinin tamamını ikna edeceksiniz. Böyle şey yok. Şehit aileleri tabii ki öncelikli gelir ama ben de ikna olacağım kardeşim. Bu vatan hepimizin. Ve bölücü bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Üstelik eskisi kadar önemi de kalmış değil. Aşağıda işte PYD, YPG var. Düzenli ordu kurdular adamlara. Düzenli ordu Amerika eğitim veriyor. Senin hemen yanında yine aşağıda Barzani ve güçleri var. Söylüyorum işte İran'da da benzeri şeyi operasyonu başaracaklar. Peki ne olacak? Yani Türkiye'de terörü durdurmak, Türkiye'nin zenginleşmesi, Türkiye'nin refaha ermesi, Türkiye'nin kardeşliği Abdullah Öcalan'a kalmışsa ondan medet uman siyaset varsa batsın o siyaset. Öyle şey mi olur? Sokakta mı bulduk bu memleketi biz? Efendim ben Atatürkçüyüm. Olmaz, ben Atatürkçüyüm demek yetmez. Atatürk diyor ki yurttaşların eşitliği anayasa önünde
her vatandaş ırkı, dini, cinsi ne olursa olsun eşit olacak. Eşit yurttaş dememiş. Cahil miydi? Atatürk'ün olduğu dönemde sol sağ yok muydu? Bir tarafta Stalin vardı, bir tarafta faşizm vardı. Ama Atatürk hiç sağ sağ lafı etmedi. Türkiye'nin birliği lafını etti hep. Bana bir tane Atatürk'ün sol sağ dediğini bulan olsun, bulsunlar, ben razıyım. Atatürk rasyonelciydi, mantıklıydı ve ülkenin çıkarı. Yapılacak şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum. 2022'den bu yana olan biteni iyi değerlendirsinler. Çok iyi değerlendirsinler. Anlatabiliyor muyum? O değerlendirmeden sonra yeni bir siyaset belirlensin. Böyle ben bir gün normalleşme, bir gün ben onu azarlarım. Ya bütün yaptıkları o günlük hadiseler var ya, işte bu kayyumlar falan bilmem ne, hepimizin şikayetçi olduğu hukuk dışı işler, bizi günlük konularla meşgul ediyorlar. Esas tartışmayı Türkiye açamıyor. Demokrasi mücadelesi, parlamentonun tekrar güçlendirilmesi, seçimlerin siyasi meşruiyeti. Burada yarın sabah Tayyip Bey istese erken seçim yapar. Bana sorarsanız asla yapmayacak. Niye yapsın? Seçim niye yapılır? İktidarda gelmek için. Adam iktidarda. Sayın Cumhurbaşkanı zaten iktidar değil mi? İktidar. Seçilmiş tek insan. Tek. Yani icraatta, icra makamında seçilmiş tek insan. Parlamento etkisiz, bakanlar kurulu memur seviyesinde. Yani niye erken seçim yapsın? Canı istediği zaman yapacak. Canı istediği zaman erken seçim yapması için demir elinin altında tutması lazım. Bir de bu aynı zamanda uluslararası politikalara da uygun. İşte bakın geçen geldi bir tane hanımefendi, gezdi mezdi, gitti bizim memleketin içinde Kürdistan var diye konuşmalar yaptı. Greta bütün Thunberg'den bu bahsediyorsunuz. İklim, tabii iklim. Bu tartışmaların bir zararı daha var. Kürt vatandaşlarımızın kalbi kırılıyor, Türkler bölünüyor. Bakın bu tartışmalar hayırlı tartışmalar değil. Ve DEM Partisi ve Abdullah Öcalan asla Kürtleri temsil etmiyor tamamını. Bir kısmını. DEM bir kısmını temsil eder, Abdullah Öcalan'a Kürtleri temsil ediyor diyorlarsa ayıptır. Ayıptır. Yani kaç gündür bebek katilleriyle uğraşıyoruz. Değil mi? 3-5 kendini bilmez. Sızmış tıbbiye, tıbbın içine. Ya bu 40 bin kişi. 40 bin. Analar ağlamasın diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti mi çıktı daha da analar ağlattı? Analar ağlamasın deniyorsa kayıtsız şartsız gelinecek, o silah bırakılacak. Hep öyle olmuştur. Baskı'da da şeyde de İspanya'da da önce silahlar bırakılmıştır. Evet. Silah bırakılmadan kimseyle konuşulmaz. Önce peki. Silahlar bırakılır. Peki. Anlatabiliyor muyum? Gayet ondan net. Sonra ve siyasi parti, makro siyasi, yüksek siyaset. Ya bir Suriye meselesini Türkiye konuşmuyor. Türkiye, Suriye bataklığında battı. Ve Türkiye oradan nasıl çıkacak? Türkiye bu sistemden nasıl çıkacak? Türkiye'nin başında büyük dertler var. Evet, uçak başını makro düzeylerde biraz yükseltebilir. Ama bu gelir dağılımı bozukluğunu bu millete kapı kapı anlatmamız lazım. Kapı kapı. Peki. Senin yetimin hakkını yediklerini anlatmamız lazım. Fakir fukaranın hakkını yedirdiğini anlatmamız lazım. Sen orada bilmem hangi markette en ucuz malın üstüne bakıp ararken adam yatlarda katlarda geziyor. Senin paranla bunu iyi anlatmak lazım. Bunun solu sağı yok. Realist, gerçek bir siyasetin içine girmeliyiz. Biz 5 yıllaştırılıyor. Ne şanslı insan Sayın Erdoğan. İşte hatırlıyorsunuz kaybettikleri seçimi. Rahmetli analım ama Sayın Baykal giderek bu başı düşmüş başını havaya kaldırdı. Şimdi de Sayın Özel içinde ne olduğunu anlamadığım normalleşme. Ya hepimiz normaliz. Anormal olan başka siyasiler canım kardeşim. Bizde bir anormallik yok ki. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Kimseyi incitmek istemiyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Biz her türlü fikre özgürce bakıyoruz ve her türlü fikrin özgürce anlatılmasını istiyoruz. Bu ülkeye Suriye'de bir gecede 35 şehidi nasıl unutturabiliriz? Ne için verdik o 35 şehidi? Bütün bunların anlatılması lazım. Milletin hafızasının tazelenmesi lazım. Adeta muhalefet taşın üzerine damlayan damla gibi o taşı delmesi lazım. Peki. Bakın rahmetli Özal Tayyip Bey'le mukayese edilmeyecek derecede bilgili, onunla mukayese edilmeyecek derecede iyi siyasetler yapan bir siyasetçiyken Süleyman Bey onu 2,5 seçimde alaşağı etti. Türkiye'de darbeler dahil, savaşlar dahil,
her şey dahil 2002 senesine gelinceye kadar Türkiye'nin ortalama kalkınma hızı %5,5. Tayyip Erdoğan zamanında, Tayyip Bey zamanında %4 civarındadır. Belki kaç, tam rakamları bilmiyorum. Neymiş yani? Ne altın çağı mı bu? 22 senede iktidarda kalıyor. Peki. Bu onun başarısı olduğu kadar bence bizim, benim de içinde olduğum muhalefetin başarısızlığı diye görüyorum. Bu öz eleştiri yapmazsak, kendimizi toparlamazsak, bakın işte ben size rakamı söyledim. 371 oyu var şu anda. Demle anlaştığı anda. 371. Ama hemen açıklama yapıyor Sayın Bahçeli, diyor ki işte gelsin konuşsun. Ertesi sabah biz devleti teslim edip el yükseltiyoruz. Rahmetli İsmet Paşa 24 saat uyumadan hiçbir karar vermezmiş. Bir hadise, bir laf olduğu zaman üstünde biraz düşünmek lazım. Ne yapmak lazım? Onun aslını, esasını, arkasını, önünü anlayacaksın ki ona göre siyaset üreteceksin. Bana göre bu tarz bir siyaset ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni olumlayan bir siyaset. Millet Adalet ve Kalkınma Partisi'ni gerçekten terk edecek. Sadece beni bu yönetebilir, bunlar yönetir diyecek bir arayış içerisinde. Peki. Bunu gösterdi. %38 oy verdi. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Evet, çok şimdi teşekkür ederim. Söylemek istediğim bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben size döneceğim zaten çünkü orada itiraz vardı. Ben de bir itiraz yani da istiyorum. Tabii elbette, ama önce Türkiye Erkek'e şunu sormak istiyorum. Suriye dedi Sayın Çıray. Cumhurbaşkanı da dedi ki gelin silahları gömün. Yani girmek isterseniz ya da nasıl yorum yapmak isterseniz. Şimdi ilk önce şu şeye cevap vermek isterim. Sayın Çıray şöyle dedi. İsterse Demle seçime girer. Matematiksel olarak doğru. Peki siz Demi ikna etmek için ne vereceksiniz? Anayasa değişikliği olmadan pratikte bu mümkün değil. Çünkü Demi istedik... 360'ı geçiyor. 360'ı geçiyor. Yok, onu söylemiyor. Hayır, onu söylemiyorum. Siyasi orada şey problem söylüyor. Yok. Evet. Ama siz onu bir şekilde o oyu verdirmek için ne yapacaksınız? Siz ne vereceksiniz? İşte tam çok haklısınız. İşte şimdi o ikna süreçleri yürüyor. Ama şimdi şöyle bakın. O ikna sürecinde iş anayasaya gelecek. Tamam. Yani Demi sadece sözlerle ikna edip 360'ı bulmanız mümkün değil. Demi kastetmiyorum. Milleti ikna etmeye çalışıyorlar. Evet evet. Tüker Bey de onu söylüyor zaten. Ben aynı şeyi söylüyorum. Evet. Bir kere şunu bilelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki dış politika takım çantasının bir aygıtıdır PKK. Yani bunu bilmeden doğru değerlendirmeler olmaz. Yani eğer bu örgütün tasfiye edilmesi, silah bırakması Amerika'nın onayını gerektirebilecek bir şey. Bilelim ki böyle bir pazarlık da Amerika'da masada var. Bir de siz ne demek gömüyor? Ben buraya gömüyorum, sonra tekrar alıyorum. Bunu mu kastediyorsunuz? Öyle olmadı daha önce. Halkı kandırmak bu. Bir de zaten PKK uzun dönemdir Türkiye'de sembolik eylemler harici eylem yapmıyor ki. Güçleri Irak'ta ve ağırlıklı Suriye'de 100 bin kişilik ordu var. Şimdi PKK'nın uzantısı bunu Sayın Erdoğan kendi ağzıyla da söyledi. Peki onlar 100 bin kişilik bir ordu devam ederken siz buna ikna mı olacaksınız? Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Siz halkı kandıracaksınız demektir. O zaman 100 bin kişilik ordu da silah bırakmak zorunda. Bakın problem bu değil. Yani bunlar 20 Ocağı hazırlanıyorlar. Şu anda Suriye'de hamleler yapılmaya çalışılıyor. Demek istiyorlar ki Amerika'ya bizle çalış. Bak o 2019 öncesi gibi PYD, YPG veya Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan tırnak içinde Kürtlere yaralık bir operasyon yapmayacağız. Beraber çalışabiliriz. Siz ne istiyorsunuz? İşte İsrail lehine bölge...